Bizim TV'den merhaba sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz günlerdir, haftalardır Türkiye'nin gündeminde olan çok önemli bir konu. Kaz Dağları'nda neler oluyor? Ağaç kıyımı, ağaç katliamı, doğa katliamı daha doğrusu. Çünkü orada yaşayan bütün canlılar maalesef bu katliamın olduğu sırada ve sonrasında barınaklarını terk etmek zorunda kaldı. Peki neler oluyor orada? Aslında bu konuya ilk dikkat çeken isim bizlerle birlikte Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Saygı Öztürk. Hoş geldiniz Sağ Saygı olunuz. Bey. Hayırlı uğurlu Çok olsun. teşekkür Bizim ederiz. TV'ye başarılar Sağ diliyoruz. olun. Eksik olmayın. Kaz Dağları'nda neler oluyor? Az önce de söyledim. Bu konuya ilk dikkat çeken isim sizsiniz. Şöyle oldu. Açık söyleyeyim, ben de kaz alanında ne olduğunu bilmiyordum ama benim orada bir okuyucum var, Edirmit'te. O tam böyle doğa tutkunu bir genç. Hatta kendisini şey diye tanımlar. Ya dedim, seni ne diye yazayım dedim. Ben dedi kaz dağları delisiyim dedi. Ya dedim, deli diye yazılmaz. Ya Tutkun. ben dedim öyle yazacağım. Yok abi dedi, vallahi dedi, ben dedi kaz dağlarının delisiyim dedi. Ben giderim dolaşırım, kendi kendime geceleri buralarda yatarım, kalkarım falan, böyle kendisini anlatıyor. O bana ilk söyledi, dedi ki abi ben nöbete gidiyorum. Ne nöbeti? İşte orada dedi kaz dağlarında, Kirazlı bölgesinde dedi şey yapıyoruz dedi. Orada 3-5 kişi dedi olduk dedi, nöbet tutuyoruz dedi. Ne nöbeti? Su ve vicdan nöbeti dedi. İsmi de böyleymiş. Su ve vicdan nöbeti Evet. dedi. Doğa katliamlarına hayır demek için, oradaki maden talanına, ağaçların kesilmesine karşı olduklarını anlatmak için. Kaç kişisiniz? Vallahi dedi en fazla dedi 10 kişi falan oluyoruz dedi. Ya şimdi 10 kişi oluyorsa orada insanlar gidip işte ne bileyim Edremit'ten kaç kilometre? Bayağı uzun bir yol. Oraya gidiyorlarsa demek ki ciddi bir sorun var diye düşündüm. O zaman dedim ki ya beraber gidelim dedim. Ki dediğim gibi ben Burhaniye Kitap Fuarı'nın imza gününe gitmiştim. Burhaniye neresi, Çanakkale neresi? Hakikaten arada bir de yolların çok virajlı bir bölge. Alabildiğine Bayağı böyle. fark var, değil Ben mi? böyle çok kısa zamanda gideriz diye hesaplıyordum. Hatta uzaktan böyle yine ormanın kalbine hançer indirilmiş, işte bakıyorsun talan edilmiş bir bölgeye görünce, burası mı dedim, karşıdaki yer mi yoksa? Dedi abi ne burası dedi. Burası da demek ki orası da ayrı yer. Burası nere? Buraya Havran Üstü derler dedi. Burada da altın aranıyor dediler. Sonra dediler ağaçlar kesildi. İşte böyle doğa parçalandı. Sonra bırakıp gidildi. Bıraktılar Ne oraya. olduğunu bilmiyoruz falan diye o durumda. Gidelim, tamam gidelim. Çıktık yola. O yolun bir özelliği var. Gerçekten insanın duygulandırıyor da. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında Türkiye'ye gelen İran Şahı Rıza Şah Pehlevi ile beraber Türkiye'nin gelişmişliğini, orada yapılan yolda böyle ülkemizin gelişmişliğinin önemli bir işareti olarak Rıza Şah Pehlevi'ye göstermek istiyor. Birlikte yolculuk yapıyorlar o yollarda ve bakıyorsun bir çeşme. Çeşmenin üzerinde yazıyor Atatürk burada su içti. O zaman Atatürk içtiğine göre biz de onun peşinden gidenler olarak, onun yolcuları, onun askerleri olarak biz de aynı yerden su içiyoruz. Gidiyorsun, bakıyorsunuz bir ilçeye yaklaştık. Yol boyunca çınar ağaçları. Bakıyorsun kaç yıllık çınarlar, yani büyük büyük çınarlar. Atatürk döneminde, Atatürk işte bu yolu yapılımının sırasında Atatürk'ün bizzat diktiği fidanlar deniliyor. Tabii her biri bugün dev çınarlar olmuş. Çok duygulanarak gidiyorsunuz. Devam ediyorsunuz, devam ediyorsunuz ve yine bir çeşme başına geliyorsunuz. O çeşme başında da hemen o çeşmenin karşısında bir ağaç ve o ağacın dibinde bir tabela asılmış. Atatürk burada kahve içti diye. Balaban'ın kahvesinden içti. Ahmet Balaban'ın kahvesinden içti diye. O ağacın gölgesine gidip Atatürk burada diyor kahve içti istiyorsun. Hakikaten kurumuş ama etrafındaki sarmaşıklar hala ağacı canlı tutuyor, onu da söyleyeyim. Atatürk'ün kahve içtiği yere bize ancak diyoruz çay içmek düşer. Biz orada kahvede çayımızı içtik Ne güzel. güzelce. Sonra yaklaştık mı hemen dedi burası dedi. Biraz çok az bir mesafe daha gittik. Burada baktık orada az önce işte sözünü ettiğim gibi 3-5 çadır var. Birkaç kişi var. Onların yanına gittik. Ne oluyor? Bir grubun yanına yaklaşırken orada bir tabela var. O da ilginçtir. Altını olan buraya giremez dedi diye yazıyordu orada.
Ben hemen ellerimi kaldırarak sadece dedim altında sadece bir yüzüğüm var dedim. Kabul ediyorsanız geleceğim dedim. Tabii esprili bir biçimde evet, yanlarına evet. gittik. Onlarla gençler onlar. Önlerinde kartonlar, mukavvalar, ellerinde işte renkli kalemler. Onlar da sloganlar orada yazıyor. Hatta yazınca bir harfle ilgili aralarında tartışıyorlar. Z mi olacak, S mi olacak? Ben dedim çözdüm, Z olacak dedim. Ha. Hatta ona o anda S yaptıklarını Z olarak düzelttik beraber. Anılarla dolu bir yolculuk yaptınız bakıyorum yani. Bakıyorum ki şunu gördüm ben orada. Orada daha ne olup ne bittiğini görmüyoruz. Hı hı hı. Bakıyorsunuz orada normal ağaçların gölgesinde. Bakıyoruz yine oranın Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Bayan Rebiye Ünüver. Ağacın gölgesinde yanında işte Kent Meclisi Başkanı Pınar Hanım oturmuşlar bir şeyler yazıyorlar. Ağaçların gölgesinde yani ağaçların gölgesindeler onlar da. Ya bakıyorum şu dikkatimi çok şu çekti. Her yerde kadınlar var. Bu işin öncüsü kadınlar. Eğer müthiş. Orada bir mücadele başlatılırsa kesinlikle evet. kadınların eseridir bu. Yani onu net bir biçimde söyleyebilirim. Bakıyoruz işte bir yerde ağacın gölgesinde oturmuş yine kadınlara gidiyorum. Kimsiniz siz? İşte ben diyor emekli hemşire falancayım. Siz ben emekli öğretmen falancayım. İşte siz ben diyor işte eski bilmem tapuda bilmem çalışan bilmem memurum. Her kesimden kadın var. Her kesimden var. Yani. Birbirlerini belki ilk kez orada tanımışlardır ama tek ortak noktaları doğa, insan sevgisi, toprağına sahip çıkmak, suyuna sahip çıkmak, havasına sahip çıkmak doğa sevgisi, olarak görüyorum evet, ben. Evet. Şimdi orada ya bu orman tamam da bu yağmalanan yer neresi? Hmm, yani bir türlü daha orayı göremediniz. Hiçbir yer görünmüyor. Evet. Yani çünkü çok sıklık güzel bir ormanlık bir alan. İşte şuradan gideceksiniz söylediler. Hatta yanımıza birilerini vermekse gerek yok dedim. Bir de şu ilgimi çekti. Oraya Çanakkale'den de bir grup gelmişti. Onlara şu ricada bulundu. Yolu tarif ettiklerinde sakın dedi oradaki görevlilerle tartışmayın. Böyle bir diyaloğa girmeyin dediler. Yani oradaki insanlara, çalışanlara karşı herhangi bir rahatsızlık verici, onlara bilmem aşağılayıcı bir şeyler kullanmayın. Hı-hı. Yani tartışmayın özellikle, hı-hı, onu da rica ettiler. Onlar gittikten sonra biz biraz tabii ki Rebiye Hanım'la falan sohbet ettik. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl başladı, bu iş nereye kadar gidecek. Hakikaten orada diyorsun ki ya bunu duyurmak bir vatan görevi. Gazetecilik açısından da bir vatan görevi ve bunu en ayrıntılı bir biçimde nasıl duyurabilirim, nasıl haberi daha böyle bir etkili hale getirebilirim, onu şey yapıyorsunuz. Ve orada sohbet sırasında daha 40'a yakın bölgede, yani Kaz Dağları ile ilgili, işte Kirazlı bölgesi ile ilgili 40'a yakın yine altın arama ruhsatı verildiğini oranlardan öğreniyoruz. Derken hadi bir de biz gidelim diye. Gittik bir patika ormanın içerisinden, hakikaten orman denizinin içerisinden gidiyoruz. Bir rampayı açtık. Rampayı açtığımız zaman hemen zaten önümüze bir tel örgü geldi. Tel örgünün ondan sonra orada böyle baktığınız zaman yerle bir edilmiş o yeşilliklerin içerisinde adeta bir bomba düşmüş çukurlar, dev çukurlar. Sürekli olarak çalışan kamyonlar, iş makineleri, ağır iş makineleri tabii. İşte toprak çekiyor, getiriyor, bir taraftan işte başka araçlar geliyor falan. Ve oraya bizim girmemiz veya işte gazetecisin diyeyim ki bir bilgi almanız gerekir. Böyle bir şey asla mümkün değil. Yasak yani. Kesinlikle yasak. Girmemiz yasak. Orada ne yaparsınız? Ya şu görüntüleri şuradan daha iyi alabilirim. Şuradan bilmem daha iyi görüntü olsun. O anda tel örgünün arkasından çekebildiğimiz kadar kimse. Çektik. Ve tabii ki kendimizin orada olduğunu kanıtlamak için tel örgülerin arasında bizler de resimler falan çektirdik. Ve bunu ertesi gün gazetemize yazdık. Gerçekten gazetemiz hakkını verdi. Hı hı. Neden? Evet. Hakikaten bak ne diyorum. Bizler hani sıcak olayların hep içerisindeyiz ama orada böyle olayların yaşandığını bilmiyorduk. Ve nitekim o olaydan sonra bizim o Sözcü'deki olayı bütün çıplaklığıyla, fotoğraflarıyla duyurmamızdan sonra olay tam anlamıyla Türkiye'ye mal oldu. Evet. Ve Türkiye'ye mal oldu. Sonra arkasından biliyorsunuz ayın 5'inde orada milletvekillerinin de katılımıyla, vatandaşlarımızın, binlerce vatandaşlarımızın katılımıyla
tepkiye dönüşen, orada tel örgüleri bile yerle bir eden bir eylem gerçekleştirildi. Yani insanlar orada yaşananları en azından veya ne olup bittiğini öğrenmeye çalıştı. Çok önemli bir görev yapmışsınız Saygı Bey. Belki siz o yazıyı yazmasanız, işte Sözcü'de çıkmasa kesinlikle bu kadar doğru gündeme gelmeyecek. Öyle oluyor. Kutluyoruz yani, sizi. Sağ olasınız ama ben de orada bakın her gün yazıyoruz normalde ama bazı haberleri, bazı yazıları yazdığınız zaman siz de mutlu oluyorsunuz. Niçin mutlu oluyorsunuz? İşte hem böyle sözleri duyduğumuz için hem de diyorsun ki ya bunu Türkiye'ye mal edilmesinde, kamuoyuna duyurulmasında, konunun bu kadar sıcak olarak tartışılmasında benim de katkım var diye. Tabii. Ve gazetemiz adına da hakikaten gazetemizde böyle olayların hakkını veriyor. Fotoğraflarıyla, belgeleriyle ne olacak. Bir de çok insanı yine duygulandıran bir olay. Ben yazımda şöyle bir cümle kullanmıştım. Dedim ki bunu Kanadalılara duyurmak lazım. Kanada kamuoyunun evet. Kendi ülkelerinin şirketinin Türkiye'deki doğayı ne hale getirdiğini görmesi için onların mutlaka haberdar edilmesi lazım. Bizim bu önerimiz herhalde tutmuş olacak ki o yazılarımız ve oradaki kullandığımız görseller, fotoğrafları hatta daha da zenginleştirerek Kanada'daki değişik kuruluşlara, kişilere tepkiler olarak ulaştırılıyor. O da ayrı bir insana gurur veriyor. Çünkü öyle bir vahşi bir orada altın arama olayı var ki ya diyorsun işte bunu kendi ülkelerinde acaba yaparlar mı? Veya kendi ülkelerinde yapsa Kanada kamuoyu buna bu şekilde yapmalarına izin verir mi? Şimdi Kanada'dan fotoğraflar da düştü bu olayın gündeme gelmesi kazları. Yemyeşil Kanada kendi ülkesinde niye yapmıyor da Türkiye'de yapıyor? Esas aslında bunun altında yatan nedenleri araştırmak lazım. Ve siyanür meselesi var tabii. Siyanürle ilgili Türkiye'den yapılan açıklama hiç siyanür kullanılmayacağı yönde. En son Kanadalı şirket işte çıkarma aşamasında kullanılacak. Son aşamada kullanılacak. Evet. Teknik olarak çok iyi bilmiyorum ama son aşamada kullanılacağını açıkladı. Dolayısıyla siyanür kullanılacak. Peki siyanür ne yapıyor? Suya karışıyor. Suya karışıyor ve zehir yani. İnsanları etkileyen bir tabii ki zehir. Şimdi tabii gazeteci olarak biz olayın bu yönüyle kalmıyoruz. Ya diyorsunuz ki olayın bir de altın madencileri ile ilgili dernek var. Ben bugünkü köşemde de onu konuyu istemiştim. Bunlar ne diyor? Yani böyle bir katliama bilmem veya işte az önce sizin sözünü ettiğiniz gibi siyanür olayını. Şunu öğreniyoruz ki Türkiye'de yaklaşık 6500 ton böyle belirlenmiş yer olarak belirlenmiş altın madeni olduğu değerlendiriliyor. Şu anda ülkemizde işte altın arayan yaklaşık bir 15 civarında şirket var şu anda. Yani faaliyette olan şirket var. Bunların yıllık altın üretimi yaklaşık işte 20 tona kadar ulaşmış. Bu Türkiye'sinden veya işte altıncılar derneklerle konuştuğum zaman iyi bir miktar olduğunu ve ancak Türkiye'nin de yıllık 160 ton altın ithal ettiğini, yani en çok altın ithal eden ülkeler arasında yer aldığımızı ifade ediliyor. Evet. Bazı çevreler şöyle deniliyor. Efendim işte altın Türkiye'de çıkartılıyor. Altın ihracatçı olan ülkeler Türkiye'ye işte Türkiye'nin altın çıkartmasını engellemek için kamuoyunu böyle bilinçli olarak işte altın üreticilerinin aleyhine geliştiriyor dedi. Şimdi şunu da gördük. Bazı şirketler yani açıkçası yerli şirketler bu konularda sanıyorum daha fazla duyarlılık gösteriyorlar. Derneğin yöneticileriyle ilgili bazı fotoğraflar gösterdi. Tabii ne kadar doğru bilemiyorum ama bir maden alanının altın madeni aranan bir bölgenin arama işi bittikten sonra yeniden ağaçlandırıldı. Hatta zeytin fidanlarının falan dikildiği, onların yeşerdiğini görüyoruz ama kim bilir kaç yıl sonra dikiliyor. Veya işte onlar bilmem kim bilir kaç yıl sonra yeşerecek. Yani şunu da görmek lazım. Eğer tabii ki ülkenizde bir madencilik varsa yeraltı kaynaklarını zaten değerlendirmek durumdasınız. Bunun işte dengesini çok kurmak çok önemli. Yani bu dengeyi kuramadığınız sürece insanların tepkileri de tabii ki olur. İşte insanların bu olaylara bakışı farklı bir biçimde olur. Ve haklı olarak altın Türkiye'nin belki yeraltı kaynaklarının bir yerde çıkartılması da bu tepkiler nedeniyle tam olarak da bile gerçekleşmeyebilir. O nedenle
şu yapılması gerekiyor. Bakın bu yazıdan sonra bana Moğolistan'dan bir okuyucumuz gönderdi, ileti beni çok, o da duygulandırdı. Moğolistan'dan yazıyor. Türkiye'de öğrenim görmüş. Moğolistan'da bir altın şirketinde, yabancı bir altın şirketinde çalışıyor. Biz diyor çölde çalışıyoruz. Ağaçtan, işte ne bileyim sudan falan her şeyden uzak. Hatta diyor suyu 100 kilometre başka bir yerden kullanmaya çok uygun olmayan suyu getirip diyor yapıyoruz. Hani hep diyor derler diyor Türkiye işte Orta Asya ülkelerine, Orta Asya'nın insanlarına örnek oluyor veya olmalı falan diyor. Ama sizin diyor bu gazetenizdeki yazıyı, oradaki tahribatı gördükten sonra, ki kendisi yani bu işlerin yabancısı değil, altın arayan bir şirketin yöneticisi konumunda. Bu manzarayı gördükten sonra Türkiye'nin bundan örnek alacak neyi var? Veya Türkiye'den Orta Asya'daki kardeşleri bunun neresini örnek alsınlar diye kendi kendimize diyor söylendik. O da ayrı bir olayın boyutu. Evet. Yani vahim şu var. Demek ki işin içerisinde olan, altın arayan şirketlerde olanlar bile durumu çok vahim olarak nitelendiriliyorlar. Ve dahası bazı altın şirketleriyle konuştuğumuz, altın arayan şirketlerle konuştuğumuz zaman onlar da bu şirketin, yani Kanadalı şirketin ortaya koyduğu tablonun onlar da son derece yanlış olduğunu, altın aramasına bir yerde engel olunduğunu açık açık ifade ediyorlar. Bu nedenle bu konuda şimdi onlar da kendi açılarından değerlendiriyor. Onlar buraya elini kolunu sallayarak izinsiz bir şekilde girip bu çalışmayı yapmadılar. Şunu öğreniyoruz Hanım. Altın Türkiye'de diyeyim ki devlete ne kalıyor? Veya işte ormanların tahribatı diyorsunuz da bu kadar tahribata yani kamu yararı var mıdır? Veya ne ölçüde vardır diye baktığımız zaman yine şunu öğreniyoruz ki yaklaşık işte 100 liralık diyelim ki altın çıkarttıysanız bunun 4 lirası devlete kalıyor. Son zamanlarda bunu 6 liraya çıkartma gibi bir çalışmanın olduğunu öğreniyoruz. Yani bu dengeleri iyi kurmak lazım. Yani doğa katliamını, işte sularınızın kirlenmesi, havanızın kirlenmesi. Yani bir de bunları görmek gerekir. Bir de şunu görürüz. Bakın işte vatandaşlar akın akın gittiler o bölgeye. Uzakta bir yer. Sonuçta şunu gördük. Hani genelde devlet ormanını vatandaşlardan korurdu. Bir ağaç kesilmesin bilmem ne diye. Bunun için kolcular vardır, orman görevlileri vardır. Bir ağaç kestiğiniz zaman bunun ağır cezaları bile vardır biliyorsun izinsiz olarak ormandan kesildiği zaman. Ama bu kez dönem değişti, zaman değişti. Şöyle oluyor, vatandaş ormanını devlete karşı korur hale geliyor. Evet. Vallahi gerçekten çok ilginç bir tablo gerçekten. Yani vatandaşı ormanı şeyden korurken devlet vatandaştan korurken bu kez vatandaş devletten ormanını korumaya. Vatandaş karşı. Artık çok bilinçlendi, çok duyarlı oldu. Evet. Yani birçok şeye sahip çıkıyor. Saygı Bey, hazır sizi konuk almışken bir önemli konuya daha değinmek tabii istiyorum. Türkiye'nin gündeminden hiç düşmüyor çünkü özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin işte bu tarikatlarla, daha doğrusu hani bir etiket koymak gerekirse FETÖ'yle mücadelesinde gelinen nokta. Siyasi ayağını hep konuşuyoruz, tartışıyoruz. Aylarca, günlerce yayın yaptık bu konuda. O konuyla ilgili henüz bir gelişme yok. Hükümet hakikaten samimi olarak AKP hükümeti FETÖ'yle mücadele ediyor mu? FETÖ biliyorsunuz elebaşı Fethullah Gülen Pensilvanya'da. Amerika ile kurulan bir takım ilişkiler var. Yazılar resmi olarak bize başvuru yapılmadı şeklinde Amerika'dan ilgili mercilerden açıklamalar geldi. Dolayısıyla bu açıklamalarda kafalarda hep bir soru işareti bırakıyor. Gerçekten FETÖ ile mücadele samimi olarak yapılıyor mu? Şimdi şöyle söylemek gerekir. FETÖ ile mücadele evet bir bölümü yapılıyor. Yani bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra şimdi şöyle bir tabloya bakalım. Yaklaşık 133 bin kamu görevlisi devletten çıkartıldı. Gerekçe işte FETÖ'cü oldukları veya işte örgüt bağlantıları nedeniyle. Çok sayıda vatandaşımızla ilgili işlemler yapıldı. İşte bazı FETÖ'cü oldukları öne sürülen şirketlerin kayyum atandı. Bir kısmına el konuldu. Çok sayıda işte FETÖ'cü oldukları yine gerekçesiyle okullar, dershaneler devletleştirildi. Yani devletin eline geçti. Bunları görüyoruz. Bunlar yapılan bir şey. Ama ne kadar yaparsanız yapın. Şunu vatandaş şöyle görüyor. Ya diyorsun ki
her şey var. İşte az önce sizin vurguladığınız gibi bu işin diyorsun bir de siyasi kesimi vardır. Evet. Siyasi kesimin için yok. Ya da çok sıkça gündeme gelen, parası olan işte ne bileyim haklarında işlem yapılsa bile kurtarıldığına ilişkin işte AKP milletvekillerinin o söylediği sözden sonra daha cesaretle, daha açık yüreklikle bu konular tartışılıyor. Demek ki davalarla ilgili gelişmelerde bir güvensizlik de söz konusudur. Bununla ilgili hakikaten işte okuyuculardan, bu ailelerden çok sayıda bizlere de başvurular geliyor. Bir taraftan da biliyorsunuz halen özellikle silahlı kuvvetlerde konularla ilgili operasyonlar falan devam edecektir. Davaların önemli bir bölümü, Türkiye'de yaklaşık bir 53 ilde FETÖ davaları yapıldı. Bunların çok önemli bir bölümü sonuçlandırılmış durumda. Sonuçlandırılmış derken önemli bir bölümü işte istinaf mahkemesine, Yargıtay'a falan taşınmış durumda. Zaten aralarında işte yüksek yargıçların, işte valiler veya yüksek bürokratlar, o biliyorsunuz bunlar da yargılamalar Yargıtay'da devam ediyor. Yurt dışına kaçanlar var. Onların iadesi konusunda her ne kadar yetkililer işte kırmızı bülten çıkarttık şu bu falan deseler de bunların çoğunun gerçekleşmediğini ve çoğunla ilgili işlemlerin eksik yapılması nedeniyle kırmızı bültenle aramalarında bile gerçekleşmediğini biliyoruz. Daha bir ayrıntı. Bu olaylarla ilgili Batı'da bir güvensizlik var. Yani yürütülen soruşturmaların yanlı veya olduğuna ilişkin. O nedenle Interpol, ki merkezi Fransa'nın Lyon kentinde, Interpol de Türkiye'nin kırmızı bültenle aranmasını istedikleri kişilerle ilgili de kırmızı bültenle çıkartmıyor. Bu da ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türkiye'nin böyle bir güvensiz ülke konumuna düşürülmesi ne doğru bulmam tabii ki. Her zaman ülkemizden yanayız, onu ifade edeyim. Ama eğer bir yanlışlıklarımız varsa ilgili ülkelerin eleştirilerine de kulak vermemiz gerekiyor. Yani onları hiç dikkate almamak, onları duymamak diye bir durumda söz konusu olmamalı. Bu nedenle şu anda baktığımız zaman yürütülen davalar, yürütülen soruşturmalarda tabii önemli mesafe alınırken olayları bazen birbirine karıştırıyoruz. Bir taraftan darbe girişimiyle ilgili davalar var. Onlar ayrı. Bir de bu darbe dışındaki FETÖ yapılanması ile ilgili davalar ayrı olarak yürüyor. Ve bunun sonucu olarak da tabii ki çok sayıda mahkumiyetler de var. Yaklaşık bundan şu ana kadar 30 bin civarında kişinin FETÖ soruşturmaları kapsamında ceza alındığı KHK'larını biliniyor. Keşke bütün ayaklarıyla, bütün yönleriyle bunlar çıksa, ama şunu biliyoruz ki örneğin işte FETÖ davası deyince aklımıza ne geliyor? FETÖ çatı davası geliyor aklımıza, ilk gelen o. Evet. Kaç sanığı vardı? 72 sanığı vardı bu davanın. Peki bunlardan kaç tanesi yargılandı derseniz 6 kişi yargılandı. 6 kişi bakın. Evet, neden? Öbürlerinin hepsi darbe öncesi veya darbeden kısa bir süre önce. Onlar yurt dışına gitmiş. Siz onları arasanız bulmanız mümkün değil. Bir kısmı aynı zamanda başka çifte vatandaş, başka ülke vatandaşlığına da geçmiş. Bunları sizin yakalamanız veya getirtmeniz de zaten mümkün olmuyor. O nedenle bu yargılamaların bu yönüyle bir yerde eksik tabii ki. Ancak şunu ifade edebiliriz tekrar bu FETÖ davalarıyla ilgili bazen vatandaşların tereddütlü olduğu konular var. Bunların da sonlandırılması, vatandaşın yargıya olan güveninin artırılması gerekiyor. Yakın bir gelecekte, ki muhtemelen Ekim ayının başlarında Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yargı paketleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Orada gerek cezaevinde olanlar, gerekse devam eden davalarla ilgili de çok önemli bir takım yasal düzenlemeler yapılacağını da tahmin ediyorum. Ama içerik olarak çok iyi bilmemekle beraber şunu biliyoruz. Birçok olay şu anda en çok aynı davada yargılanan kişilerin 5 yıl ve altında ceza alanlar biliyorsunuz istinafa gidiyor. Diğerleri Cumhuriyet Gazetesi'ndeki örnek olduğu gibi. Sanıyorum bundan böyle o ceza süresini 2 yıla kadar indirecekler. Dolayısıyla
birçok olay, yani sınıfta değil yine yüksek yargıya gitmesi, böylece ikisi arasındaki uyumsuzluğun da ortadan kaldırılması gerekecektir. Bu da çünkü Türkiye'nin beklediği önemli yasal düzenlemeler arasında yer alıyor. Ayrıca bu düzenlemeler kapsamında vallahi reform olarak nitelendiriyorlar kendileri ama ne kadar evet. reform olup olmadığında bu düzenlemeler ortaya çıktıkça ancak göreceğiz. O zaman öğreneceğiz. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Saygı Bey bütün tekrar yorumlar için. Bizim TV'ye de başarılar diliyorum. Başarılı bir televizyoncu, başarılı yayıncılarsınız. Sağ olun. İnşallah aynı başarınızı burada da devam ettiniz. Sağ olun. Biz de sizi aramızda görmekten çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Evet, hem Kaz Dağları'nı hem de FETÖ'yle mücadeleyi konuştuk. Sözcü Ankara temsilcisi Sayın Saygı Öztürk'le önemli açıklamaları oldu. Tekrar birlikte olacağız.